Evet. Bu cümle yapımıza baktığımızda ya da bu soru kökümüze baktığımızda çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ki burada bir paragraf tamamlama sorusu söz konusudur. Paragraf tamamlama sorularında boşluktan önceki cümle yapılarıyla boşluktan sonra gelen cümle yapısının mutlaka ve mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerektiğini düşünebiliriz. Çünkü araya aslında bir geçiş cümlesi gelecektir ve dolayısıyla bu geçiş cümlesi de hem bir önceki anlatımla hem de bir sonraki yani peşinden gelecek anlatımla bir geçişi sağlayacak özellikteki yapı olmalıdır. Boşluktan sonra without this subside diye bir ifademiz söz konusu. Şimdi bir kere her şeyden önce şunu mutlaka söylemeyiz. İster cümle tamamlama sorularında olsun, ister paragraf tamamlama sorularında olsun, this ya da these gibi kelimelere bakarak aslında bu this ve de, ya da these'in neyi refer ettiğini, yani neyi anlatmaya çalıştığını bulmaya çalışmalıyız öncelikle. Bir kere burada bir this subside diye bir ifade kullanıldığına göre subside ile ilgili bir ifadenin kendisinden önceki cümle yapısında mutlaka ne yapılmış olması gerekir? Kullanılmış olması gerekir. Çünkü aksi takdirde this subside ifadesini kullanamazdı. Yani şöyle çok basitçe söylememiz gerekirse, yani without this car deseydi, biz bir önceki cümlede o car ifadesini aramak zorunda kalacaktık. Şimdi tekrar dönüp şıklara baktığımızda A şıkkında subside ile ilgili herhangi bir ifade görememekteyiz. Yine B şıkkında subside ile ilgili herhangi bir ifadeye rastlayamayız. C şıkkında da aynı şekilde bulunmamaktadır. Ama D şıkkına geldiğimizde özellikle subsidize diye verilmiş olan bir ifadenin subside ile örtüşebildiğini çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Ve E şıkkına baktığımızda ise yine bu subside kelimesiyle ilgili herhangi bir kullanıma rastlamamaktayız. Tekrar döndüğümüzde D şıkkında geçen subsidize'ın boşluktan sonra kullanılan this subside ifadesiyle örtüştüğünü gördüğümüzden doğru cevabımızın D olduğunu mutlaka hepimiz anlamışızdır. Subside kelimesi ayrıca önemli kelimelerden bir tanesidir YDS açısından. Destek vermek, finansal destek sağlamak ya da sponse etmek diyebileceğiniz bir kelimedir. Ve bunu söylemişken yine unutmadan bir de compensate kelimesinin çok sık kullanıldığını söylemeliyiz. Bazen subside ve compensate kelimesi birbiriyle karıştırabiliyor. Ama karıştırmamamız gerekir çünkü subside sponse etmek, finansal destek sağlamak demek. Compensate ise uğranılan bir zarar sonrasında ya da bir kayıp sonrasında kompanse etmek, yani tazmin etmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki kelimeyi birbirinden ayırt edelim ve bu iki kelimeyi mutlaka hatırlayalım.